soruda Erhan Bayraktioğlu'nuz Müzik On Air'da Michael Koyucu'yla birliktelik başladı ve 10 soru çok büyük bir aranjör, çok önemli bir aranjör. Benim de çok sevdiğim bir aranjör. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi 10 soruya sıkıştırmak imkansız ama böyle küçük küçük, böyle büyük bir aranjörden alacağımız küçük notaları alacağız. Ve bize eminim ders olacak şeyler söyleyeceksin. Sevgili Erhan Bayrak, onda bir Aydın'da İstanbul'a geliyorsun. Evet. Bir iki dakika anlatsana. Birkaç saniye. Ya 1988'de başladım müziğe. İşte 87 gibi orta birdeyken piyano çaldığım bir müzik odası vardı. Bir gün kapı açıldı. Bir arkadaşım çok güzel melodiler çalıyorsun. Çok hoşuma gitti. Yanına gelebilir miyim dedi. Gel dedim. O gün başladı her şey. O gün başladı. Sonra işte arkadaşımla bir müzikal bir birlikteliğimiz oldu. Beraberliğimiz. Sonra oradan işte İstanbul'a geldik. Evet. Onda iki İstanbul. Niye İstanbul'a geldin? Abi, müzik için mi? Babam şey dedi bana, Türkiye ikiye ayrılır, bunu dedi, hiç üzerine unutma, İstanbul ve gerisi dedi. Vecize gibi laf ya. Ondan sonra ve dedi bu dedi sizin sektörünüz için de geçerli dedi. Tabii. Çünkü dedi tabii. Avrupa ve hani bütün yurt dışına İstanbul bütün bağlantılı her şey dedi. Yani bu işi İzmir'de, Ankara'da, ondan sonra eğer ki büyütmek istiyorsan, bu işin hayallerinin peşinden koşacaksan İstanbul'a gitmek zorundasın. Evet. Ama İstanbul'a gitmen yetmiyor. Azimli, çalışkan ve biraz da sabırlı. Hatta çok sabırlı olman lazım dedi. İstanbul'da küçük bir bahçe, sound bahçesi diye bir şey yaptın. Küçük küçük bir yapılandı mı? Ne yaptın İstanbul'da? Yani şöyle, hayır, İstanbul'a geldiğimde ben müzikal eğitim için aynı zamanda performans, zaten evet. Piyanistiyim ben. Benim evet. Enstrümanım piyano. Piyano, evet. Ondan sonra işte kompozitörlük ve aranjörlük. Evet. İşte İstanbul'a geldiğimde hem geçimimi sağlamak için, hı-hı, aynı zamanda bu işe gönül vermiş biri olarak isim yapmak için ünlü şarkıcılarla çalışmaya başladım. Önce işte pop müzik eşlik orkestralarda. Eşlik ettin değil mi tabii, orkestralarda, hı-hı, ve çok ciddi müzisyenlerle çalıştım. Hı-hı. Onların da çok artılarını ve bana kazançlarını biliyorum. Bu arada eğitimime de devam ettim. Hı-hı. Nail Bey ile Nail Yavuzoğlu ile çalıştım ben. Hı-hı. İstanbul Teknik Üniversitesi. Çok önemli. Kompozisyon bölüm başkanı. Evet. 5-5,5 yıl işte klasik armoni, caz armoni. Çok önemli. Piyano. Sonrasında işte stüdyo kayıtlarında canlı enstrüman çalan arkadaşlarımız gibi piyano ve keyboard çalıyordum. Evet. İşte Türk müziği albümlerinde, Türk pop müzik albümlerinde. Albümlerde tabii, enstrümanistlik tabii, yaptın. Tabii, tabii. Bana yazılan notayı birebir çalıyordum. Evet, hani evet. Şu an çağırdığımız enstrümanist arkadaşlarımızın evet, çaldığı evet, gibi. Sonrasında ufak ufak demolar yapmaya başladım. Ve aranjmanlar işte 1996'da falan gibi evet, başladım. Onda 4 diyoruz. İlk yayınlanan düzenlemen Ebru Aydın. Ebru'nun değil mi? Evet. Evet. Tarkan'ın Ebru, vokaliydi o zamanlar. Aynen, aynen. Nasıl oldu? Ne ya, hissediyorsun? Ebru'ya, herhalde ilkler özeldir. Ebru'ya albüm teklifi geldi. Hı-hı. Ondan sonra Ebru'nun albümünü şu an üçü de birbirinden kıymetli arkadaşım İskender Paydaş, Ozan Doğulu ve Ozan Çolakoğlu abileri. Hı-hı. Öyle diyordu, yapacaktı. Normalde evet, ona söz vermişlerdi. Evet. Ben de bestelerim vardı albümde. Bir tane düzenleme yapacaktım. Sonra Ozan Doğulu Amerika'ya gitmek zorunda kaldı. Tarkan projesi vardı. Ozan Çolakoğlu İskender'de Harun Kolçak projesi yapıyordu ve vakit ayıramadılar. Hmm. Ve BMG müzik şirketi beni çağırdı. Evet. Dediler ki bu albümü senin yapmanı istiyoruz. Dedim ben yapamam. Hmm. Yapabilirsin. Biz dedi sana inanıyoruz. Ya dedim bu çok büyük bir sorumluluk yani. Tabii. 10 şarkıyı bana teslim edeceksiniz. Hmm. Nasıl olacak? Biz dedi sana inanıyoruz, yapabiliriz. Bir gün düşündüm, öbür gün kararımı verdim. Ben dedim yapıyorum. Evet. Ve başladık ve son verdiğim kalbimin işine. Evet. Patladı da şarkısını. Şarkı. Aynen. Evet. Oradan evet, buraya. Evet, işte Erhan Bayrak kolay olmuyor. Şu birkaç dakikada biz anlattık ama bakın neler neler yapmış. Nasıl geliyor sana şarkılar? 20 yıldır 97, 2007, 2008. 30 evet. İki yıldır aranjörlük yapıyorsun. Vay evet, parmaklarım yetmedi. Vay 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 vay. Nasıl geliyor şarkılar? Ya da böyle enteresan bir hikayesi var mı? Ya nasıl geliyor derken zaten... Şu anda artık markasın, büyüksün. Atıyorum arkadaşlarımız prodüksiyon için benimle çalışmak istediklerinde, hı-hı, prodüktörleriyle konuşuyorlar. Erhan istiyoruz diyorlar. Aynen, benle randevu alıyorlar. Buluşuyoruz, stüdyomuzda, hı-hı, buluşuyoruz. Zaten geldiklerinde atıyorum bu bir albümse 15-20 şarkıyla gelmiş oluyorlar. Ha. Ve ben bu albümü yapacaksam hepsini repertuarı beraber eliyoruz. Sonrasında üstüne bir şey ekleyeceksek, hı-hı, bana gelen şarkılar varsa, işte sonrasında beraber dinlediğimiz şarkılar varsa önce repertuarı aşamasını hallediyoruz. Sonra, hı-hı, ben bunun üzerine bir sound çalışması yapıyorum. Önce, hı-hı, bir demo yapıyorum parçalara. Acaba nasıl bir kıyafet dikebilirim? Hı-hı. Ne olabilir ki bu yılın trendi olabilir evet, diye. Evet. Bir şarkı ya da 10 şarkı fark etmiyor. Sonrasında devam ediyoruz. Çok önemli bir şey. Benim de savunduğum, sen emin savunacaksın eminim. Türk müziği eğitimi aldın. Az önce de söylediğin çaldın enstrümanları. Tabii klasik batı haricinde Türk müziği eğitimi evet, aldın. Bugünkü pop müziği ne kadar Alaturka? Bugünkü pop müziği bayağı Alaturka. Değil mi? Yüzde kaç diyelim? %60'ın üstünde yani. Değil mi? Evet. Ama içimizde var, biz seviyoruz. Alaturka'yı seviyoruz ya. Hı-hı. Yani şöyle bir şey var. Yani 1990'larda ve 80'lerin ortalarında dinlediğimiz hep şey derim.
Yani biz birer Sezen Aksu ve Onur Tunç çocuklarıyız. Hı hı. Yani Onur abinin ve Sezen Hanım'ın bizlere dinlettiği ve sunduğu şarkıların hepsinde zaten bir Türk müziği motifleri var. Evet. Hatta bir gün bir hikaye biliyorum. Hı hı. Kendisiyle tanışmak nasip olmadı. Ufuk Yıldırım arkadaşım, hı, Ufuk söyledi. İşte evde düzenleme yapıyor. Sanırım Sen Ağlama albümü olması lazım. Hı hı. Tam şarkıyı emin değilim. İşte yani muhteşem geliyor. Armoniler, kontürşanlar falan. Ufuk da Türk müziği aynı zamanda İslam Teknik Üniversitesi'nde Türk müziği temeller mezunu, evet, ve keman da çalıyor. Yani evet. Türk müziği de biliyor Batı'nın yanında. Ve çok da iyidir. Ya onun abi diyor, ya nasıl olabilir diyor. Yani bu melodiler, bu Türk müziği ezgileri bu kadar bizim ruhumuza hitap edecek ve bunu Batı'yla kaydediyor. Diyor ki, ya oğlum diyor, bu diyor sizin kendi öz müziğiniz. Aslında bu benim çok bildiğim bir müzik değil. Siz bunu daha iyi biliyorsunuz, daha iyi yapabilirsiniz diyor. Öyle bir durum var. Ama tabii onun abi ne yaptı? Onu çok güzel modernize etti. Modernize etti. Ondan sonra işte armonizasyonuyla, bütün, hı-hı, bölümleriyle, trafikleriyle. Evet. Bambaşka bir şey. Universal bir hale getirdi. Aynen. Ve böyle oldu. Dolayısıyla bugün aslında, aynen, pop müziği adına biz Alaturka müzik dinliyoruz. Yani şöyle, öyle dinliyoruz ama ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Ben o ipleri hala savaşıyorum. Kendini tekrar eden aranjörlerin olduğunu inanıyor musun Türkiye'de? İnanıyorum. Ben inanıyorum. İnanıyorum. İnanıyorsun. Tabii. Ne düşünüyorsun onlarla ilgili? İnanıyorum, eleştiriyorum da. Evet, ne düşünüyorsun? Hani bilgisizler mi? Bizi kazıklıyorlar mı? Cahiller mi? Yani bilgisizlik diyeyim. Cahillik hadi kaba olur. Benim adıma söyleyeyim. Dördüncüsü de var. Tercih diyelim. Tercih de var. Mahsus. Tercih de var. Hani her yiğidin ayrı bir yoğurt yiyişi, tabii, vardır. Bunu bilerek yapanlar da var. Bilmeyerek yapanlar da var. Hmm. Yani ve ben kızdığım için ve üzüldüğüm için eleştiriyorum. Yüzlerine söylediğim arkadaşlarım var. Hmm. Diyorum ki yani sonuç olarak bu ülke ve bu ülkenin müziği şu an için bize emanet. Bizden önce bizim abilerimize emanetti. Onlar bize yapacaklarını yaptılar. Çok da güzel yaptılar. Evet, çok ve bize güzel teslim ettiler. Evet. Biz de bir şekilde hani günümüzün şartlarında bunu çevirebiliyor olmamız lazım. Evet. Yani ben bu söylediğin şeyin bu millete ve bu müzik dinleyicisine çok büyük saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Ben de böyle bir şey olamaz yani. Olmamalı. Ama maalesef var. Onda 8 dizi ve film müzikleri hiç yaptın mı? Yapmadım. Ne düşünüyorsun? Ama eğitimim var, hı-hı, ve çok istiyorum. Ben mükemmeliyetçi bir adamım. Şu an girsem yapabilirim. Yapamıyorum şu açıdan. Bir, vaktim yok. Evet, çok vakit İkincisi, alır, değil mi? Ben çok mükemmeliyetçi bir adam olduğum için her şeyin dört dörtlük olmasını isterim. Hı-hı. Burcum da çünkü. Ne burcun ne? Ben kova burcuyum. Kova yükselenin burcu. Başak. Ha. Titizlik, evet, ve detaycılık, kesinlikle, hastalığı var. Evet. Karar verememe hastalığı var. Tabii, kararsızlık ve da var. Zaman akıyor. Zamanı durdurup da karar veremiyorum. Yapamıyorsun. O yüzden. Doğru. O yüzden her şey en iyisi olsun istiyorum. O yüzden işte stüdyomu şu an 5+1 surround sisteme çeviriyorum. Ha, yani şey. Tabii. Sinema müzikleri de yapabiliyorum. Müzikleri yaparken ve mixi yapılırken. Artı bununla alakalı bir iki çalışma yapmak istiyorum. Scoring'le alakalı. Hmm. Ondan sonra böyle teklifler var ve onları değerlendirmek istiyorum. Çünkü filme ve görüntüye müzik yazmak gerçekten çok güzel. Ara sıra izlediğim filmlerin seslerini kapatıyorum. Mesela o andaki anı ve duyguyu kapatıp kendim piyanomda çalıyorum. Müzik olarak böyle söylüyorsun. Bir şey olabilirmiş diye mükemmel oluyor. Evet, doğru bunu, doğru. Eğer Allah izin verirse yapmak ne kadar güzel. İlhan Bayrak eminim orada da kalitesini konuşturacaktır. İnşallah. Onda 9. Pahalı bir aranjör olduğunu söyleniyor. Doğru mu? Kime göre, neye göre? Neye göre? Yani gözle görülmeyen, elle tutulmayan Allah vergisi bir iş bu. Evet, yani doğru. Şöyle bir şey var. Ben kendi adıma söyleyeyim. Mesela birazdan stüdyoma gittiğimde bomboş bir sayfa beni bekliyor. Ve bomboş bir sayfayı doldururken bir gün öncesinden daha iyi olmam lazım. Evet. Ve aynısı olmaması lazım. Ama olurken de çok farklı olmamam lazım. Hı-hı. Falan. Yani bu duygu bütünlüğü ve, evet, karmaşası içinde özel hayatımı da ve yıllarımı bırakarak. Ondan sonra ve yani böyle bir durum var. Yani bunun bir maliyeti. Ailemi. Bu bir maliyet. Tabii. Ondan sonra ve ben bir iş yapıyorum ve bu işin karşılığında zaten şöyle bir durum var. Ben ve meslektaşlarım aslında yani bunu çok rahat söyleyebilirim. Ben şu an Amerika'da bu işi yapıyor olsaydım, evet, bütün meslektaşlarım neler olabileceğini tahmin, evet, ediyoruz. Türkiye'deki prodüktör kavramına ne kadar uygunsun? Yani hayallerindekiyle. Ya şimdi Erhan Bayrak Records değil mi? Bayrak Records. Evet, mi? Türkiye'de prodüktör derken şimdi şöyle zaten prodüsör arkadaşlarımız aslında yapımcılar. Evet. Şimdi buradaki mesele farklı. Yani ben şimdi aranjör diye anılan bir adam olarak aslında ben bir müzik prodüktörüyüm. Hmm. Prodüsör diye anılan bir arkadaşım, ya da abilerimiz aslında yapımcılar. Evet. Onlar, yanına para, sermaye koyuyorlar. Onlar bütün ben ürünü, müzikal tarafını yaparım. Hı hı. Hayalimi gerçekleştirip o ürünü teslim ederim. Onlar o üründen
binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca nasıl satılır ve bu nasıl ticareti yapılır? Ticaretine bakarlar. Yaparlar. Çünkü onların işi. Ama bunların içinde hem işin yapımcılık kısmını iyi bilen ama aynı zamanda prodüktörlük kısmını da bilen, yani güzel müziği ve işi koklayabilen arkadaşlarım da var. Hı-hı. Abilerimiz de var. Hı-hı. Ama dünyayla kıyaslayacak olursa prodüsörlerin hepsi orada müzisyen. Yani sermaye sahibi, tabii, nota bilmeyen adam neredeyse yok. Yani Ahmet Ertegün yapımcıdır. Evet. Ama müzikle haşır neşirdir ama bir enstrüman çaldığını bilmiyorum. Evet. Ondan sonra. Ama Timbaland prodüktördür. Timbaland aranjör değildir. Timbaland'ın ekibinde 4-5 tane aranjörü de vardır. Beatmaker'ı vardır. Falan öyle yürüyor. 10 soruda açıklayıcı tüyolar verdin. Önemli bir aranjör. Benim de çok sevdiğim bir aranjör. Nice güzel 30 yıllarda seni izleyeceğiz, dinleyeceğiz. Allah ömür, sabır ve başarı versin. Amin. Teşekkür ederim. Evet, 10 soruda Erhan Bayrak. Teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Kendine iyi bak diyorum. Çok sağ ol. Sen de.